Hayırlı uğurlu olsun hocam. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hocam 6 ve 7 Temmuz'da seçmeler vardı. Evet. Bugün son buldum. Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Nereden gelenler, nereden geldi? Sizi memnun edenler oldu mu, olmadı mı? Bir de kamp hakkında bilgiler. Buyurun hocam. Öncelikle İsminiz de bir kez daha vurgulayın. Gerçi sizi tanıyoruz ama. Kadir Kar. Ben daha önce yine Palaspor'da futbol hayatımda 2 sene futbol oynadım. Şampiyonluk yaşadık. Sağ olsun yönetim kurulumuz takdir haklarını bizden yana kullandı. Bize bu görevi verdiler. Biz de bu görevi için hazırlıklarımızı başladık. İlk etapta bu yöredeki çocuklar, belli bir yaş ağırlığında olan çocuklarla bir görme açısından kulübümüz sosyal medya aracılığıyla duyuru yaptılar. Evet. Duyuru yaptılar. Bizi arayanlar, yönetimimizi arayanlar, yani birçok hoca arkadaşlarımız olsun, belli başlı oyuncuları söylediler. Biz de bunları görmeye ihtiyacı hissettik. Altısında dün ve bugün oyuncularımıza baktık. Evet, yetenekli çocuklar var ama takdir edersiniz ki profesyonel takımda yer alabilmek için belli başlı özelliklerin olması gerekiyor. Genç çocuklar var, yani yetenekli çocuklar var ama yani bir iki oyuncuyu şey yapacağız, değerlendireceğiz. İlk etapta Arabi'de aynı 12'sinde bir kampımız başlıyor. Bu kampta oradan burada beğendiğimiz oyuncuları davet edeceğiz, göreceğiz. Aynı zamanda da yine transfer çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce görev almış olduğum kulüplerde çalışmış olduğumuz oyuncular var. Yönetimde sağ olsun Mustafa Başkanımız başta olmak üzere yönetim kurulumuzla hep istişare halindeyiz. Pazarspor'a layık olan, Pazarspor'a katkı verecek, bu formanın ağırlığını bilecek, Pazarspor'u çok iyi yerlere, çok iyi temsil edebilecek futbol genç arkadaşlarımızı, öncelikle karakteri düzgün arkadaşlarımızı bu formayı giydirip bu sene layıkıyla sezon sonu görevimizi yerine getirip mutlu bir sezon geçirmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Kel Hoca'ya dönelim. Tabii ki eski sporcularımızdan çok beğendiğimiz, başarılı sporcularımızdan çok da memnun olduk. Hocam sizin görüşlerinizi alalım. Kampa kaç kişi gideceksiniz? Gerçi hocama söylemem ama Mikael Hoca belliyse. Bir de buradan, yani şu anda iki gün oynadığımız bu seçmelerden 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi kesinleşti mi? Bir de onun hakkında da bir bilgi verelim. Örneğin 3 kişiyi alıp Arabi'ye götürüyoruz veya 5 kişi veya hiç götürmüyoruz gibilerinden. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Kadir Hocam'ın da söylediği gibi bizi bu kutsal göreve layık gören yönetimimize teşekkür ediyorum. Biz de bunu hakkıyla yerine getirmek için işte sıkı çalışıyoruz Kadir Hocam'la, yönetim kurulumuzla beraber. Bunun hakkını vermeye çalışacağız. Pazarspor'u futbolcu olarak da burada hizmet ettik. Bunun ağırlığını, bu formanın ağırlığını biliyoruz. Alacağımız futbolcular da zaten bunun ağırlığına yakışabilecek. Hem davranış olarak, hem karakter olarak, hem futbolculuk olarak. Futbolcuları inceleyip sık dokuyoruz. Çok acele etmiyoruz. İlk etap kampına dediğiniz gibi bünyemizde 10-12 tane futbolcumuz var zaten. Kaç kişiyle belli mi hocam yani? Toplamda şu anda anlaştığımız futbolcularla beraber bir 16-17 kişi. Dün ve bugünkü seçmelerden de tam detaylı değerlendirme yapmadık. Yapacağız onu da. Oradan da düşündüğümüz birkaç, 2 veya 3 tane futbolcu olacak. Onları da ilk etapta orada bakıp olaya, ikinci kampa tam anlamıyla şeklini vereceğiz. Birinci kamptan itibaren. Bakalım işte 12'sine başlayacağız ailesi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Pazar Genç FM olarak sizleri stüdyomuza da davet edeceğiz. İnşallah. Hocamız sizlere Rize'de herhalde kalıyordunuz. Tam ulaşamadık ama artık yavaş yavaş çalışmalar kaldıkça bol bol görüşeceğiz inşallah. Tekrar başarılar dilerim. Biz de hep yanınızdayız. Bize ne görev düşüyorsa sizlerleyiz. Sağ olun. Evet.